TCG Anadolu donanmamızı uluslararası arenada bir üstüge çıkaracak yeni sancak gemimiz. Dolayısıyla hepimiz bu gemiyle alakalı her şeyi çok merak ediyoruz. En fazla merak edilen konuların başında da F-35B savaş uçağı alamadığımıza göre TCG Anadolu'da başka bir uçağa idame edebilir miyiz? Biz de bu soruyu artık nihayete erdirmek için tüm soru işaretlerini yok edecek bir video hazırlamaya karar verdik. Ben Murat Yaralı, Küresel Savaşçı Türkiye sunumu başlıyor. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi İspanyol Juan Carlos sınıfı LHD gemi tasarımı örnek alınarak SEDEF ve Navantia tersaneleri ortak konsorsiyumu tarafından lisans altında üretilmektedir. 2021 yılında tamamlanması ve toplam maliyetinin 1,5 milyar dolar olması beklenen TCG Anadolu donanma tarihinizde yer alan en büyük savaş gemisi unvanına da sahip olacaktır. Genel özellikler incelendiğinde boyu 231 metre, genişliği 32 metre ve tam yükle deplasmanı 27.500 tondur. 5 adet dizel makina tarafından üretilen toplam 54.000 beygirlik güç ile maksimum 40 km bölü saat sürat yapabilmektedir. Uçuş kabiliyeti ve hava araçlarına baktığımızda TCG Anadolu'da 12 derecelik fırlatma rampası ve 6 adet dikey iniş kalkış platformuna sahip uçuş güvertesi ve hemen onun altında kapalı hangar yer almaktadır. Gemi bu güvertelerde 12 adet F-35B savaş uçağı veya 30 adet genel maksat helikopteri bulundurabilmektedir. Değerli takipçilerimiz, TCG Anadolu hakkında çok daha kapsamlı bilgiyi sol üst köşeden linkine ulaşabileceğiniz TCG Anadolu detaylı analiz videomuzda bulabilirsiniz. Videomuzun bu kısmında sizlere uçak gemisi konfigürasyonlarını, bu konfigürasyonlarla donatılan gemileri, bu gemilere iniş kalkış yapabilen uçakları ve bunların tamamının TCG Anadolu'ya olan uyumunu inceleyeceğiz. Uçak gemisi konfigürasyonları ile alakalı daha detaylı bilgiyi sizlere sunacak videomuzun linkine sol üst köşeden ulaşabilirsiniz. TCG Anadolu'nda dahil olduğu kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yani stall konfigürasyona sahip gemilerde uçaklar genellikle yaklaşık 100 metrelik bir mesafeyi kat ederek kısa kalkış ve daha sonra da dikey olarak iniş yapmaktadır. Bu tip gemiler VTOL yani dikey iniş kalkış konseptine de doğal olarak uyumludur. Dünyada bu konfigürasyona sahip gemiler İspanya'nın 1, Avustralya'nın 2 ve Türkiye'nin 1 adet Juan Carlos sınıfı LHD'si, İtalya'nın Cavour ve Giuseppe Garibaldi uçak gemileri, Tayland'ın Chakri uçak gemisi, İngiltere'nin Queen Elizabeth sınıfı 2 adet uçak gemisi, ABD'nin Amerika sınıfı 2 ve WASP sınıfı 8 adet LHD'si olmak üzere toplam 19 gemidir. Stall konfigürasyonunda çalışabilen yegane uçaklar F-35B ve Harrier'lardır. VTOL'dan daha güçlü bir şekilde kalkış yapması sebebiyle uçakların taşıma kapasiteleri de fazladır. Ancak yine de uçakların kısa mesafede havalanması, mancınık sistemiyle fırlatılan veya karadaki uzun pistlerden kalkan uçaklara kıyasla düşük kapasite sunmalarına sebebiyet verir. Uçakların kısa mesafede güçlü ve kapasitesi yüksek bir kalkış gerçekleştirmesi amacıyla gemilerin baş kısmında genelde 12 derecelik bir fırlatma rampası bulunmaktadır. Ancak fırlatma rampası büyük bir avantaj sağlamakla beraber zorunlu da değildir. Örneğin ABD deniz piyadelerinin sahip olduğu LHD'lerde fırlatma rampası bulunmamaktadır. Ancak F-35B'ler TCG Anadolu gibi fırlatma rampası olan gemilerde ortalama 100 metreden kalkabiliyorken ABD'nin LHD'lerinden 150 ila 200 metre arasındaki bir mesafeden ancak kalkış gerçekleştirebilmektedir. Yani bu durumda kalkış gerçekleşene kadar pistin tamamı diğer hava araçlarının iniş ve kalkışı için kullanılamaz hale gelmektedir. Tamamıyla bu konfigürasyon için dizayn edilmiş TCG Anadolu'nun kabiliyetini kullanabilmesi için F-35B veya Harrier uçaklarına sahip olması gerekmektedir. ABD ile yaşanan krizde F-35 uçaklarının alınamaması, Harrier'ların da ömürlerinin sonuna gelmiş olması sebebiyle yakın gelecekte bu konfigürasyonun kullanılamayacağı değerlendirilmektedir. Kısa mesafede kalkış ve bariyerle yakalama yani stobar konfigürasyonuna sahip gemilerde uçaklar yaklaşık 100 metrelik bir mesafeyi kat ederek kısa kalkış yapmakta ve uçakların arka kısmında bulunan kanca
gemide bulunan çelik halatlar tarafından yakalanarak iniş gerçekleştirilmektedir. Dikkat edilirse stobar konfigürasyonunun kalkış kısmı stall ile aynı olup farklılık iniş faaliyetlerinde yaşanmaktadır. Stobar konfigürasyonunda uçağın inişini güvenli bir şekilde yapması, acil durumlarda pas geçebilmesi veya bekleyen uçaklara çarpmasını engellemek için sadece iniş ameliyesine ayrılmış kalkış bölümünden bağımsız bir pist gerekmektedir. Güvenliği ve hızlı iniş kalkışı en üst düzeyde sağlamak amacıyla yapılan uzun bilimsel araştırmalar neticesinde iniş pistinin bağımsız ve açılı olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu pist ardı ardına yerleştirilmiş 3 farklı çelik halatla yakalama kabiliyetine de sahip olmalıdır. Dünyada bu konfigürasyona sahip gemiler Çin'in Liaoning ve Shandong, Hindistan'ın Vikramaditya ve Rusya'nın Kuznetsov uçak gemileridir. Stobar konfigürasyonunda çalışan uçaklar Rus yapımı Su-33 ve MiG-29K, Çin yapımı J-15, Hindistan yapımı Tejas Naval ve İsveç yapımı Sea Group'un uçaklarıdır. Ayrıca Amerika'nın Boeing firması Hindistan'a satmak için F-18E savaş uçaklarının da bu konfigürasyonda kullanılabileceğini açıklamıştır. Stall konfigürasyonunun sahip olduğu kalkış kısıtlamalarına bu uçaklarda tabidir. TCG Anadolu'nun bu konfigürasyonda kullanılabilmesi için yakalama halatları ve kalkış bölümünden bağımsız açılı bir iniş pistine ihtiyacı bulunmaktadır. Böyle bir modifikasyon ise imkansızdır. Dünyada bu şekilde bir modifikasyon geçiren ve aktif olarak kullanılan tek gemi Hindistan'ın Vikramaditya uçak gemisidir. 284 metre boya ve 61 metre genişliğe sahip olan Vikramaditya esasen Sovyet donanması için helikopter taşıma kruvazör olarak inşa edilmiş ancak 2004-12 yılları arasında yapılan modifikasyonla stobar konfigürasyonlu uçak gemisi haline gelmiştir. Geminin modifikasyon maliyeti yaklaşık 1 milyar dolardır. Bu kadar para harcamayı göze alsak bile TCG Anadolu'nun 32 metre olan genişliği sebebiyle açılı bir iniş pisti yapılması mümkün değildir. Ayrıca bir diğer soru işareti de stobar özellikli uçak satın alma konusunda bulunmaktadır. Türkiye bu uçaklara sahip olmak için ABD, Çin, Rusya, Hindistan veya İsveç'in kapısını çalmak zorundadır. Mancınık destekli kalkış ve bariyerle yakalama yani katobar veya elektromanyetik uçak fırlatma sistemi yani EMLS konfigürasyonuna sahip gemilerde uçaklar mancınık tarafından yaklaşık 90 metrelik bir mesafede fırlatılmakta ve inişte stobar konfigürasyonunda olduğu gibi çelik halatlar tarafından yakalanmaktadır. Dolayısıyla açılı ve bağımsız iniş pisti ihtiyacı burada da mevcuttur. Şu an bu tip gemilerin tamamı nükleer takate sahiptir. Çünkü 24 ila 30 ton arasında ağırlığa sahip uçakları 2,5 saniyede 0'dan 300 km bölü saat sürate çıkarmak için çok büyük bir enerji gerekmektedir. Katobar sisteminde buhar, EMLS sisteminde ise elektromanyetik alan gücünden yararlanılarak fırlatma işlemi gerçekleştirilmektedir. Her iki sistem de günümüzde sadece ABD tarafından üretilmektedir. Ancak bu teknoloji lisans altında başka ülkelerde verilmektedir. Dünyada bu konfigürasyona sahip gemiler ABD'nin Nimitz sınıfı 10 adet uçak gemisi ve Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisi olmak üzere toplam 11 gemidir. EMLS konfigürasyonuna sahip tek gemi ise Amerikan donanmasının en yenisi Gerald Ford uçak gemisidir. Çin'in üretim aşamasında olduğu 2023 yılında envantere girmesi beklenen 85 bin tonluk tip 003 uçak gemisinde EMLS katapult sistemi olacağı pek çok savunma sanayi kaynaklarında yer almaktadır. Uçak gemisinin nükleer takatli olmaması ise dikkatimizi cezbeden bir diğer unsurdur. Bu kapsamda Çin'in her biri 40 bin beygir güç üreten gaz türbinlerinden 5 veya 6 adet kullanarak ihtiyaç duyulan yüksek enerjiyi üreteceği değerlendirilmektedir. Bu konfigürasyonda çalışan uçaklar ise ABD yapımı F-18'in türevleri ve Fransa yapımı Rafale uçaklarıdır.
TCG Anadolu'nun bu konfigürasyona dönüşmesi de imkansızdır. Mancınık sisteminin sonradan kurulan bir sistem olmaması, yakalama alatı modifikasyonunun zorluğu, açılı iniş pistine ihtiyaç duyulması, fırlatma rampasının sökülmesi gerekliliği, çok büyük enerjiye sahip olma ihtiyacı, uçakların sadece ABD ve Fransa tarafından yapılması engellerden sadece birkaç olarak sıralanabilir. Sonuç olarak TCG Anadolu bu haliyle sadece kısa mesafede kalkış ve dikey iniş özelliğine sahip F-35B veya Harrier uçaklarını idame edebilmektedir. Diğer konfigürasyonlara dönüşüm ise neredeyse imkansızdır. F-35 alamadığımız bu dönemde geriye sadece Harrier seçeneği kalmaktadır. Harrier'ları aktif olarak günümüzde ABD, İspanya ve İtalya kullanmaktadır. ABD ve İspanya uçaklarını 2025'e kadar emekli etmek istemektedir. İtalyan uçakları ise nispeten daha genç olmaları itibariyle 2028 ila 30'lara kadar envanterde kalabilecektir. Bu kapsamda Harrier'lar söz konusu olduğunda seçenek olarak sadece İtalya'nın sahip olduğu 16 uçak kalıyor. Sevgili takipçilerimiz, savaş gücü olarak donanmamıza pek bir katkı sunamayacakları uzmanlar tarafından belirtilen ve artık ömürlerinin son demlerini yaşayan İtalyan Harrier'ları belki uygun bir fiyata alarak donanmamızda pilotaj eğitimlerinde kullanabiliriz. Ancak bu uçaklardan harekat kabiliyeti, harp kapasitesi beklemek gerçekten büyük bir macera olacaktır. Bugün sizlerle TCG Anadolu'yu konuştuk. Bir sonraki videomuzda aldığımız güzel haberler neticesinde Türk tipi hücum bot projesini sizlere sunmayı düşünüyoruz. Lütfen bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtiniz. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar savaş çıkalım.